Bizim kullanmış olduğumuz cihazımızın ismi Delsar Akustik Enkaz Altı Dinleme, yani sesli dinleme cihazımız. Bizim bu cihazımızla arkadaşlar yaklaşık şöyle söyleyebilirim, enkaz altındaki 25 metreye kadar bir dinleme yapmak istediğimiz noktada dinleme yapabiliyoruz. Bu enkaz altı akustik dinleme cihazımızla şöyle bir enkazımız var. Bu enkaz altındaki şahsa ulaşabilmek için, yerini tespit edebilmek için kullanmış olduğunuz cihazla enkaz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sensörümüzü dinlemek istediğimiz noktaya bırakıp cihazımızla yaklaşık 25 metre derinliğe kadar her türlü sesi alabiliyoruz. Ayrıca bizim kullanmış olduğumuz enkaz altı görüntüleme cihazımız var. Bu cihazımın ismi de Jigra Cam diye nitelendirdiğimiz cihazımız. Bunun üzerinde kullanmış olduğumuz, göstermiş olduğum gibi şöyle bir endoskop kameramız var. Ayrıca kullanmış olduğumuz gözlüğümüz ve endoskop dediğimiz cihazımız var. Bu kameramızı bağladıktan sonra çalışma alanımızda enkaz üzerinde kendi oluşturmuş olduğumuz noktalardan veya ki doğal olarak oluşmuş olan noktalardan enkaz altındaki yaralıya ulaşmak için veya ki enkaz altındaki şahsa ulaşabilmek için endoskop kameramızı belirlediğimiz noktada veya kendi açmış olduğumuz noktalardan aşağıya doğru salıyoruz. Saldıktan sonra üzerimizde tabii bir böyle bir kameramız var. Kamerayla nereye saldığımız ve ne tarafa doğru hareket etmemiz gerektiğini bize şu şekilde izliyoruz, gösteren bir kamera sistemimiz var. Bunu sallıyoruz, aşağıya doğru gönderiyoruz yavaş yavaş. Kolumdaki kamerayla şahsın yerini tespit etmeye çalışıyorum. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Evet. Bir yaralımız var. Sesini duyuyorum. Arkadaşlar, ekip buraya. Bir yaralımız var. Ekip istiyorum. Noktayı belirledik. Ekip istiyorum. Beyefendi, ses yok. Hafif bir uyaranla kendisini uyarmaya çalışıyorum. Ayağı herhangi bir pedalda mı, sıkışmış mı diye. Böylesi bir pozisyondaysa başına ve boynuna zarar vermeden şu el pozisyonumu ayarlayarak bu şekilde geriye doğru alıyorum. Evet, çok güzel. Evet. Musluk takılı olabilecek vaziyette. Tamam. Tamam. Bu hazır zaten. Evet. Burası hazır. O en yanındaki musluk siyah. Diyebiliyor musunuz? Boştan. Buraya koyalım mı hocam destek? Bir saniye. 10-10. 10-10. Veya 5'e 5 evet. Hemen destekleyebilirsiniz. Evet. Onlara çökmesin. Arkadaşlar, hiçbir şekilde elimizi zeminle iki malzeme arasına koymuyoruz. Elimizi asla kaldırılacak cisimin alt tarafına sokmuyoruz. Şuradan yoruluyor. Aldık. Artık malzemelerimizi kapatıyoruz. Başka bir arkadaşı kullansın. Tamam. Şimdi sadece ucundan tutuyorsun. Son görmüş olduğumuz vatandaşı da çıkartmıştık. Bu bizim bu cihazımız. Yükseğe çıkmak ve inmek için kullanmış olduğumuz liberatör sistemi. Sistemli, şarjlı bir aletimizdir. Bu aleti bağlayarak biz demiş olduğum gibi kuyulara inerken veya yüksek bir binaya çıkarken bu şarjlı sistemimizle ip yardımıyla yukarı çıkıp inme yapabiliyoruz. Şimdi yaklaşık olarak 200 kilogram kadar taşıyabiliyor. Kapasitesi 200 kilogramdır. Bağlantımızı yaptıktan sonra ister bireysel olarak ister de çıkarmak istediğimiz bir yaralıyı pedi yardımıyla kendimizi aynı şekilde cihaza bağlayarak çıkıp inme yapabiliyoruz. Cihazımız sağdan kumandalı vardır. Çevirdikçe yukarıya doğru yavaş yavaş herhangi bir güç harcamadan ilerken de tam tersi tarafa çevirip yavaşça inme yapabiliyoruz. Yavaşça oturalım, bırakalım kendimizi. Evet. Şimdi
Aletimiz hazır bir şekilde bekliyor. Evet. 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 Yavaşça aynı şekilde çıkmak istediğimiz noktalarında kalır şimdi. Aynı şekilde devam edelim. Evet, yeterli. Evet, aynı şekilde yavaşça kalkıyoruz bulunduğumuz noktadan. Bağlantı noktamız kendimize. Şu noktayı yaralıya bağlıyoruz. O zaman da bunu yine aynı şekilde kendimiz üzerimizde bağlantı olmadığı için rahatlıkla hareket edip eğer kendimiz üzerimizde bağlarsak çıkarken ve inerken zorluk yaşıyoruz. Biraz sonra sana işaret verdiğimiz zaman jeneratörü çalıştıracağız. Enkaz altındaki yaralıları tespit etmek için şöyle kullanmış olduğumuz bir tane sistemimiz var. Aynı anda kamera bunu hem ister kendisi kullanabiliyor. Kendi tespit ettiğimiz noktadan itibaren aşağıya doğru ya kendimiz açıyoruz veya doğal olarak oluşmuş olan yarıklardan biz bu endoskopu aşağı doğru sallama yapıyoruz. Yani bas konuşur sistemiyle beraber hani bu şeylerde basıyoruz, konuşuyoruz, bırakıyoruz, dinliyoruz. O şekilde bu o işi de yarıyor. Diğer sensörlerimiz var. Bunlar evet. Da 6 adet var. Sessizlik, dinleme yapılacak. Çok büyük bir sessizlik yapıyoruz. Herhangi bir ses vermiyoruz. Bütün her şeyi durduruyoruz. Belki çök yaptıktan sonra bulunduğumuz noktada dinleme yapmak istediğimiz yer sensörleri seçiyoruz ve dinleme yapıyoruz. Düşürerek. Araba kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyan var mı? Artçı oluyor. Boşalt. Onu kaldıralım artık. Bu noktadan gerdiriyorsun. Evet, gerdir. Hayır. Gerdir. Gerdir. Çarpmaz mı onu? Evet. Evet. Koyalım. Başımızı da koyduk. Evet. Şuralardan geçir. Dikkatli. Falan. Dikkat ederek. Evet. Ambulansın bulunduğu nokta. Az önce gördüğünüz gibi bunu hulu haline getiriyoruz. Amaç burada az mı? Şimdi bizim her zaman için sayı ihtiyacımız var. Bir de şey yanı var. Arkadaşlar kapatacak. Tabii inşallah. İnşallah.